Doğru, doğru. Tarafsız, güvenilir haber. Güvenilir haber. Dün evvelsi gün Ankara'da yaşanmış olan katliama karşı bir basın açıklaması yapmak durumundayız. Basın açıklamasını daha sonra basındaki arkadaşlarımıza da paylaşacağız. Bu anlamda arkadaşlar yardımcı olacak. Ankara'da Barış ve Demokrasi mitinginde tek umudu ülkemizi daha aydınlık, barış ve kardeşlik dolu güzel günlere ulaştırmak olan canlarımız hain ve kanlı bir saldırıda hayatını kaybetmiştir. Öncelikle bu canlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Bu yola çıkarken tek amacı barış ve kardeşliği bu topraklara getirmek olan canlarımızın en önemli emanetini yerine getirmek bizim birinci görevimizdir. Biz biliyoruz ki barış ve kardeşlik tüm dünya halklarının en yüce amacıdır. Tüm halkımız bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu özlemi ancak Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde gerçekleştirmek mümkündür. AKP'nin 13 yılda Türkiye'ye getirdiği nokta bellidir. Türkiye her tür ayrıştırma sonucunda kan gölüne dönüşmüştür. İçeride ve dışarıda büyük bir itibar kaybına uğramış yönetim, güvenlik zafiyeti içerisinde bir hükümet tarafından yönetilmekteyiz. Yurdumuzun bu ateş çemberinden çıkması için Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı vardır. Savaşın bir propaganda aracı olarak sunulduğu bu topluma kabul ettirmeye çalıştığı bu günlerde her gün acı haberlerle sarsılıyoruz. Savaşın ve barışın aynı cümlenin içerisinde kullanılmasına tahammülümüz kalmadı arkadaşlar. Barış kana kanla değil, cana can katmakla gerçekleşir. Bizler tüm kesimleri, bu ülkeyi, coğrafyayı, Türkiye'mizi daha yaşanır kılmak isteyen herkesi cana can katmaya, barışın umudunu yeşertmeye çağırıyoruz. Bu toprakları gençlerin umutlarıyla ve mutlulukla yeşeren renkli bir tabloya dönüştürmemiz gerektiğine inanıyoruz. Savaşı çare veya çözüm olarak sunanlara sesleniyoruz. Bu topraklarda ölüm ve gözyaşı hiç eksik olmadı. Savaştan çözüm üretmeye çalışmak çaresizliklerini derinleştirmiştir. Sizlere sesleniyoruz. Beyhude bir çabadır bu. Gencecik canları kurban etmekten bir an önce vazgeçin. Barış umudunu sürdüren dostlara ve tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Bizler barışa dair en ufak bir kırıntının dahi izinden gitmeye hazırız. Barış için atılacak her adımı desteklemeyi insani vazife olarak görüyoruz. Ve diyoruz ki önce insan, önce birlik, önce Türkiye. Cumartesi günü Ankara'da 120'nin üzerinde insanımızı kaybettik. Bu insanların katledilmelerinin siyasi sorumluluğu AKP hükümetinde, Recep Tayyip Erdoğan'da, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nda ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı kişisel istihbarat teşkilatına çeviren, sadece Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerini bastırmak, sindirmek, gözaltına aldırmak için operasyonlar düzenleten Hakan Fidan'dadır. Her üçünün de hemen istifa etmesi ve bu katliamın siyasal sorumluluğunun hesabını vermeleri gerekir. Bu katliam AKP'nin son yıllarda izlediği yanlış dış politikanın sonucudur. Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sokan ve Orta Doğu'daki terör örgütlerini Türkiye'nin içine kadar taşıyan AKP, kendi eliyle yarattığı, canavarın yarattığı kan gölünün içinde boğulacak noktaya gelmiştir. Türkiye umutsuz değildir. Türkiye AKP'nin yanlış politikalarına da mahkum değildir. Bu karanlıktan ve bu yanlış politikalardan en kısa sürede çıkacağımızı, halkımızın da umudunu koruması gerektiğini düşünüyor ve bunu ifade ediyoruz. Cumartesi günü hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın önünde de saygıyla eğiliyoruz.